Hakan, sana gelen sorular da var. Hemen soralım. Özel hayatla ilgili değil bu sorular. Görüntüyle ilgili diyorlar ki mide küçültme ameliyatı olmuştun sen. O bayağı oldu evet. Bayağı 6,5-7 sene oldu. Ata Demirer'in geçen gün böyle bir çıkışı oldu. Mide küçültme ameliyatını hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum dedi. Katılıyor musun Ata'ya? Tavsiye eder misin insanlara? Ben hep sonra tavsiye ettim. Sonra geri mi geliyor? Ben yani sokakta gördüğüm fazla kilolu insanlara lütfen dedim git. Yani hani şeyin varsa, imkanın varsa ya da işte devlet hastanesinde sosyal güvencen varsa lütfen git ve bu imkandan yararlan. Yani bu bence bu yüzyılın en büyük buluşu. Bunun başka bir şekilde söylemek yersiz diye düşünüyorum. Ama tabii ki Ata Bey'e saygı gösteririm. Öbür türlü kilo verdiyse ve o kiloyu da devam ettirebilirse amenna. Ama obezite dünyanın başı da çok büyük bir dert. Yani bütün aslı kanserinden tutun, şeker, o bu şu hepsi obezite yüzünden buluyor insanlar. Yine olsa yine yaptırırım diyorsun. Tabii canım yaptırır. Baksana ne güzelmiş. O zaman böyle pantolonlar bile giydim. Evet. Yani tabii ben 60 kilo vermiştim tüp mide ameliyatından sonra. Ve o 60 kilodan sonra insan bir böyle bir başka bir şey oluyor. Yani insan çıkıyor içinden. Ve giyemediğin böyle hayalini kurduğun hemen şey. Kırmızı pantolona mı koştun? Evet hemen. Renkli pantolon. Ama çok da güzeldi ya. Çok güzel olmuş. Ne kadar vallahi yakışmış bir de. Evet. Ama yüzüm sağlıksız gözüküyordu. Ondan sonra biraz bir 10 kilo falan alayım dedim. Ondan sonra ama yani işte birkaç tane annemin vefatı. Evet. Daha sonra özel hayatta birkaç problem ve pandeminin girmesiyle o evde ekmek yapmalar, bilmemeler başladıktan sonra maalesef ben kilomu koruyamadım ve onun problemini yaşıyorum şu an. Yani bu tüp mide ameliyatının başarısızlığı değil, benim psikolojimin başarısızlığıydı. Ama üst üste hastalık, ölüm falan şimdi onlar kolay atlatılacak şeyler değil. Aynen öyle ama şimdi başka bir şey düşünüyorum. Yani mesela bir mide botoksu olabilir. Safiye Soyman yaptırmıştı. Safiye'yi mi? Yanlışlıkla şöyle yanak ya da dudağı yaptırırken hadi kaz ayaklarına. Yani mide botoksu için Safiye'yi arayacaksın, estetik için Seda Sayan arayacaksın. İkisi birlikte çalışıyorlar. Yani bu imkanları kullanmak lazım. Yani şimdi şey migrenin bile botoksu var. Evet. Yani öyle. Ve çok işe yaradığını söylüyorlar. Aynen öyle. Biraz tartışılır. Valla ben çok iyi şeyler duyuyorum. Ya da mesela ben gece uyurken dişlerimi sıkıyorum. Şuralara yapıyorlar. Evet, buralara yapıyorlarmış. Yani her şeyin çözümü var artık. Evet. Peki renkli bir geceye götürelim hem seni hem seyircilerimizi. İstanbul Film Festivali kapanış törenine Zeki Müren'i anma gecesi damga vurdu ve birbirinden ünlü oyuncular sanat güneşinin unutulmaz şarkılarını seslendirdiler. Koca Musa Teri ilk konser denemesinde geçer not alabildi mi? İstanbul Film Festivali kapsamında Zeki Müren'in filmlerde seslendirdiği şarkıları Zeki Müren de bizi görecek adıyla bir konser konsepti haline getirildi. Anne adayı Demet Evgar pembe derin yırtmaçlı elbisesiyle çıktı sahneye. Kızı Mavi annesinin karnında kendini belli etmeye başlamıştı. Demet Evgar'ın bir de sürprizi vardı. Sahneye bir anda efsane karakteri İsmail abinin pullu ceketiyle Serkan Keskin çıktı. Zeki Müren'in dillere pelesenk olan şarkısını birlikte söylediler. Zeki Müren de bizi görecek mi konseptli konser sayesinde Aslı İnandığın da sesini duymuş olduk. Meğer pek iddialıymış da bizim haberimiz yokmuş. Özel bir gece düzenlenir de Fatih Yürek orada olmaz mı hiç?
Gonca Vusater'ini şarkı söylerken görmeye pek alışık değiliz aslında. Kendisi zor da bir şarkı seçmişti. Astoris gibi pırıl pırıl takımını giydi ve seyircileriyle buluşmak için koşar adım sahneye çıktı. Bakalım sesini beğenecek misiniz? Pullu payetli tulumu ve full enerjiyle çıktı sahneye Nükhet Duru. Zeki Müren'i, ustasını böyle andı. Gecenin astrolojisi tabii Atademir Erdi. Havasıyla, duruşuyla ve giydiği fragla Zeki Müren görse ünlü oyuncuyu çok beğenirdi. Sadece giyimiyle, kuşamıyla değil, tavrıyla da Zeki Müren'i sahneye taşıdı Atademir Er. Çok beğendin. Şimdi bilir kişi olarak. Evet, bilir kişi olarak soralım sana. Bayağı bir böyle dinledim. Şimdi Ata Demirer zaten Türk Sanat Müziği mezunu, konservatuar mezunu. Hmm. Yani o oyunculuktan önce zaten asıl işi şarkı söylemek. Çok güzel söylüyor. O yüzden onun yorumu tabii ki çok çok güzel. Ferdi Özben şarkılarını da güzel söylüyor bu arada. Çok. Onun dışında ben Fatih'i beğendim. Fatih de çok güzel. Gerçekten tam Zeki Müren gırtlağıyla söylemiş. Kim vardı? Çok biraz iddialı ve çok tiyatral söylediği Gonca için Gonca Vuslateri biraz farklı olmuş ama yani Bahçıvan tabii. Keşke Yılmaz Morgül söyleseydi. Ya orada. Yılmaz Morgül. Evet yani. Yılmaz niye yoktu? Evet yani, böyle bir gecede insan gecede, Bahçıvan ona ait evet. Gibi böyle geliyor insana. Tabii klibi var. Evet. Böyle şapkasıyla. Evet şey, çok iyi yorum. Evet. Fotoğrafıyla. Evet. Yani tabii ki Yılmaz Morgül o bence orada olmalıydı. Bizim de gözümüz Yılmaz arada. Kesinlikle Bahçıvan'ı ondan dinlemek ayrı bir zevk yani. Evet ama yani tabii. İşte Demet ve... Demet Evgar var. Evgar. Bu tabii... Artık son zamanlarda bu da moda oldu değil mi? Yani tabii hem oyuncular oyuncu artık. Olup tabii. Şimdi aslında oyuncu ses eğitimleri iyi olması gerekmiyor aslında mu? Aslında öyle olması lazım ama şimdiye kadar özellikle seslendirmelerde eskiyi düşünün biraz. Çok kötü şarkı söylerdi seslendirme yapanlar. Çünkü genelde kulak problemleri olurdu ama bu iş çözüldü artık. Yani bu işte Demet, Serenay, Gökçe Bahadır. Aras Zeynep Abdullah. Evet hepsi çok çok güzel. Onlarda ses var da sende oyunculuk var mı? Olmaz mı? Opera oyun demek zaten. Evet. Tiyatro, tiyatro. Şöyle bir dizide tiyatro. Falan görsek seni. Tam karakteristik yani, bir tipsin aslında. Ben de düşünmüşümdür hep. Ama o başka bir alem ve başka bir piyasa. Yani oraya girebilmek için başka bir şeyler yapmak vallahi gerekiyor. Böyle tarihi dizilere falan dönem ne kadar dizilerine dönem çok dizilerine çok tabii uyarsın. Şimdi 36 tane başrol söylemişim. Yani arkadaşlar şimdi 36 tane bunların içinde tecrübe. Ciddi Shakespeare eserleri abi, var. Otello, uluslararası Dante, başarılara Faust. İmza atmış bir insansın. Tabii bu söylediğim gibi başka bir dünya. Tabii ki teklif gelseydi seve seve yapardım. Zamanım Hakan, oldu. Hakan şimdi reklam müziğimizi evet duydun. Buraya bir virgül atalım.
reklama gidelim. Reklam dönüşü senin konuşmayı hiç sevmediğin bir konu var onda. Ama sen hiç sevmiyorsun. Tam sen. Gerçekten sevmiyorsun. Reklamlar efendim.